Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz ışığın kırılması. Alt başlıklar olarak ışığın kırılmasının su dalgalarında kırılma olayıyla ilişkisi, ışığın tam yansıma olayı ve sınır açısının analizi, farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepler. Işığın kırılmasının su dalgalarında kırılma olayıyla ilişkisine baktığımızda, günlük hayatta karşılaşılan bazı ışık olaylarının açıklanabilmesi için Işığın bu olaylardaki davranışının bilinmesi gerekir. Yağmurdan sonra güneş açtığında neden gökkuşağı oluşur? Sıcak yaz günlerinde asfaltın üzerinde su birikintisi varmış gibi görünmesinin sebebi nedir? Su dolu bir havuza bakıldığında havuzun derinliği neden olduğundan daha az algılanır. Yukarıdaki soruların cevabı ortam değiştiren ışığın davranışında saklıdır. Çay dolu bir bardağa bir kaşık konulup bakıldığında kaşığın bardağın içerisinde kalan kısmı ile dışında kalan kısmı birbirinden kopmuş ya da kırılmış gibi görülür. Kaşığın çayda kalan kısmından yansıyarak havaya çıkan ışık ilerleme doğrultusundan sapar. Bu nedenle kaşığın çaydaki kısmı havadaki kısmından kopukmuş gibi görünür. Bakın şekil üzerinde de görebiliyorsunuz. Alttaki şekle baktığımızda düzgün siyah beyaz çizgilerden oluşmuş bir fon önüne su dolu bardaklar konulduğunda bardaklardaki sudan geçen ışık doğrultu değiştirir. Bu nedenle fonda yer alan çizgilere bardakların önünden bakıldığında çizgiler gerçek görüntüsünden farklı görünür. Bakın görüyorsunuz aradaki farkı. Ortam değiştiren su dalgalarınızın değişmesi gibi saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen ışığın hızında değişme olur. Ortam değiştiren su dalgalarının hızındaki değişim, su dalgalarının hareket doğrultusunun değişmesine neden olduğu gibi, ortam değiştiren ışığın hızındaki değişim de ışığın kırılması deneyinde olduğu gibi ışığın hareket doğrultusunun değişmesine neden olur. Bakın burada mesela ikinci şekle baktığımızda hava ortamından cam ortamına gelen bir ışın görüyorsunuz. Gelen ışın ilk başta burada I açısı yaparken cam ortamına geçtiğinde açı değişiyor ve R açısı şekline geliyor. Yani ışık burada ne yapmış oluyor? Kırılmış oluyor. Işın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken hareket doğrultusunun değiştirilmesine kırılma denir. Gelen ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya gelme açısı, bakın gelen ışın yüzeyimizin normali, aradaki açı, gelme açısı, kırılan ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya kırılma açısı denir. Yine burada normalimizi görüyorsunuz, kırılan ışını görüyorsunuz, arada oluşan açı da kırılma açısı. Işın boşluktaki hızının herhangi bir saydam ortamdaki ortalama hızına oranına o ortamın kırılma indisi denir. Kırılma indisini arkadaşlar küçük n harfiyle göstereceğiz. Kırılma indisi ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkili bağıl bir değişkendir. Bu durum n eşittir c bölü v formülü ile ifade edilir. Burada n ortamın kırılma indisi, c ışığın boşluktaki hızı, v ise saydam ortamdaki ortalama hızını temsil ediyor. Kırılma indisi küçük olan ortamdan, kırılma indisi büyük olan ortama gönderilen ışın normale yaklaşarak kırılır. Şekli incelerseniz arkadaşlar, çok pardon, önceki slayta geri dönelim. Bakın burada gelen ışını görüyorsunuz. Normalde yaptığı açı, iyi açısı. Şimdi eğer kırılmaya uğramasaydı şu nokta nokta şeklinde gösterdiğimiz doğrultudan ilerlemesi gerekiyordu. Ancak burada ne oldu? Işın kırıldı, normale yaklaştı. N2 büyük N1 şeklinde kabul etmiştik. Yani indisi büyük olan ortama geçti ve ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı. Şimdi burada bir bağıntımız var. Bu sinyal yasası olarak söyleniyor. Sinyal yasasına göre ilk ortamımız yani N1 çarpı sinüs I. Burada açının kesinlikle gelen ışına normal arasındaki açı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. N1 çarpı sinüs I eşittir N2 çarpı sinüs R. Az önce de dediğim gibi sinyal yasası olarak adlandırılıyor. Sinyal yasasına göre kırılma açısı, ışığın geldiği ortamın kırılma indisine
ışığın kırılarak geçtiği ortamın kırılma indisine ve ışığın gelme açısına bağlıdır. Işığın ilerlediği ortamın indisi büyüdükçe ışığın ortamdaki hızının büyüklüğü azalır. Buna bakın, dikkat edin, bunu tekrar edelim. Işığın ilerlediği ortamın indisi büyüdükçe ışığın ortamdaki hızının büyüklüğü azalır. Yüzeye gönderilen ışığın gelme açısı 0 derece ise, yani ışığın yüzeye dik geliyorsa, ortam değiştiren ışığın hızı değişir ancak ilerleme doğrultusunda bir değişiklik olmaz. Bakın, burada gelme açısı 0 derece, yani yüzeye dik olarak geliyor. O zaman ne yapmıyor? Evet, hızda bir değişiklik oluyor ancak doğrultuda herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi bu hızla sinyal bağıntısı arasındaki ilişkiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada sinyal bağıntısını genişletirsek ne olacak? Sinüs teta 1 bölü sinüs teta 2 eşittir N2 bölü N1, o da eşittir V1 bölü V2 şeklinde yazabiliriz. Ya da burada mesela sin teta 1 bölü sin teta 2'yi görmezseniz N2 çarpı V2 eşittir N1 çarpı V1 şeklinde de sinyal bağıntısından faydalanabiliriz. Şimdi örnek üzerine baktığımızda tek renkli bir I ışını kırılma indisi 1,5 olan X ve kırılma indisi N'ye olan Y saydam ortamlarında izlediği yol verilmiştir. Buna göre Y ortamının kırılma indisi N'ye kaçtır? Şimdi sinyal bağıntısından bahsettik. Dedik ki N1 sin teta 1 eşittir N2 çarpı sin teta 2. Bu da sin teta 1, sin teta 2, I, R fark etmez. Nasıl istiyorsanız yazabilirsiniz. Ancak çok önemli bir özelliğimiz var. O da şimdi gelen burada, normalimiz burada. Bize verilen, bakın, buradaki 37 derece. Ancak biz az önce uyarımızı yapmıştık. Ne dedik? Işınla bu normal arasındaki açıyı almamız gerekiyor. Şimdi normal burada 90 derece oluşturuyorsa, o zaman benim burada ne yapmam lazım? 53 dereceyi kullanmam lazım. Şimdi öğrencilerin işte en çok yaptığı hatalardan biri, hemen burada 37 dereceyi görüyoruz. Ne yapıyoruz? Formülde 37 dereceyi yazıyoruz. Ama bize hayır, daha dikkatli olacağız. Gelen ışınla normal arasındaki açıyı, yani oradaki 53 dereceyi kullanacağız. Şimdi o zaman sorunun çözümüne bakarsak arkadaşlar, burada nx çarpı sin teta 1 eşittir ny çarpı sin teta 2 denklemini yazdığımızda, az önce dediğim gibi nx bize 1,5 verilmiş, açıyı 53 derece alacağız. Ny'yi bilmiyoruz. Burada da sinüs 37 kırılma açısını alacağız. Sorunun altında bize sinüs ve kosinüs değerleri veriliyor. Onları yerlerine yerleştirdiğimizde ny buradan 2 olarak bulunuyor. Diğerinde ise ışığın ortamdaki hızları ile ilgili bir soru sorulmuştu. Şimdi burada da ne yapmam gerekiyor o zaman benim? Az önce verdiğimiz formül vardı, hani sinyal yasasını genişletmiştik. Vx bölü vy eşittir ny bölü nx olursa, ny'yi zaten biz buradan 2 olarak bulduk. Nx bize 1,5 olarak verilmişti. Burada yerine yerleştirirsek hızların oranının 4 bölü 3 olduğunu görüyorsunuz. Başka bir örneğe bakalım. Hava ortamında bulunan en merkezli camdan yapılan yarım küreye tek renkli I ışını gelmektedir. Buna göre I ışını hangi yolu izleyebilir? En cam büyük, en hava, yani cam ortamı hava ortamından daha yoğun bir ortam olarak bize verilmiş. Burada ise yapmamız gereken, az yoğun hava ortamından çok yoğun yarım cam kürenin eğrisel yüzeyine gelen I ışını, bakın burada N1 normalini görüyorsunuz. Normale yaklaşarak yolacaktır ve S gibi bir noktaya denk gelecektir. S noktasından ise çok yoğun cam ortamından az yoğun hava ortamına geçiş yapacağımız için N2 normalinden uzaklaşması gerekecektir. O zaman hangi yolu izleyecektir? 3 numaralı yolu izleyecektir. Yine farklı bir örnek. Görsel A ve B'ye göre N1, N2 ve N3 için ne söylenebilir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, bakın, her iki şekilde de N1'ler ortak. Gelme açıları 50 derece. Ancak N2'ye geçtiğinde kırılmış ve kırılma açısı 30. Burada da N3'e geçtiğinde kırılma açısı 25 olmuş. Şimdi ne oldu? Açı küçüldü. Bakın, 30 derece 50'den 30'a geldi. Burada da 50'den 25 dereceye geldi. Demek ki ne oldu? Daha yoğun bir ortama geçti. Burada da
kırılma açısı, gelme açısına göre küçüldü. Yani yine daha yoğun bir ortama geçti. O zaman incelersek, ışığın gelme açısının her ikisinde de değişmediğini söyledik. A'da normale yaklaşarak kırıldı. B'de normale çok daha fazla yaklaştı. Yani her iki durumda da az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçmiş oldu. O zaman N1 en küçük, sonra N2, sonra da N3 şeklinde sıralayabiliriz arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz, I ışık kaynağından çıkan ışınlar X ortamından Y ve Z ortamlarına gönderilince şekildeki yolları izliyor. Buna göre X, Y, Z ortamlarının kırıcılık indisleri NX, NY ve NZ arasındaki ilişki nasıl? Şimdi bakarsak X ile Y arasındakini inceleyelim. Eğer herhangi bir kırılmaya uğramasaydı doğrultusu şu şekilde ne yapacaktı? Devam edecekti. Ancak bakın burada kırılmaya uğramış. Aynı şekilde X'ten Z'ye geçerken yine burada kırılmaya uğramasaydı şu şekilde gidecekti. Ancak gördüğünüz gibi kırılmaya uğramış. Şekil üzerinde incelediğimizde bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gideceği doğrultu ancak normale yaklaşmış. Burada asıl gitmesi gereken doğrultuydu. Burada da normalden uzaklaşmış. Yani çizim incelendiğinde ışın X ortamından Y ortamına geçerken normale yaklaşmış. Yani az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçmiş. Aynı şekilde X'ten Z'ye gönderilen ışına bakıldığında ışın normalden uzaklaşmış. Yani ışın çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçmiş olur. O zaman en yoğun NY, sonra NX, daha sonra da NZ diye sıralamamızı yapabiliriz. Bir diğer alt başlığımız ışığın tam yansıma olayı ve sınır açısının analizi. Gelme açısı belli bir açı değerine ulaştığında kırılma açısı 90 derece olur ve ışın ortamları ayıran yüzey üzerinde hareket eder. Kırılma açısını 90 derece yapan gelme açısına ise sınır açısı adı verilir. Gördüğünüz gibi burada mesela bir tablo koydum. Saydam ortamlardan havaya geçişe sınır açılarını görüyorsunuz. İndislerin farkı büyüdükçe sınır açısı ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. Tabloda da göreceksiniz bunu. Şimdi bu bizim için çok önemli. Burada kırılma indisi büyük olan ortamdan kırılma indisi küçük olana gönderilen ışınların izlediği yollar veriliyor. Bakın 4 tane burada sıralayabiliyoruz. Şimdi bir numaralı ışına gönderdiğimizde zaten yüzeye nasıl geliyor? Dik olarak geliyor. Biz ne demiştik? Yüzeye dik olarak gelen ışınlar doğrultu değiştirmiyor. Yani bir numaralı ışın ortamların ayırıcı yüzeyine dik geldiğinden gelme açısı sıfırdır. Yüzeye dik gelen ışınlar doğrultularını değiştirmeden ne yapıyor? Diğer ortama geçiyor. İki numarayı incelediğimizde ise bakın burada ışın ne yapmış? E2 açısıyla gelmiş. R2 açısıyla kırılmış. Normalden uzaklaşmış. İki numaralı ışının gelme açısı E2. Kırılma açısı ise R2'dir. E2 açısı sınır açısından küçük olduğu için, bakın bu çok önemli. Yani sizin gelme açınız sınır açısından küçükse ışın diğer ortama geçer ve normalden uzaklaşarak kırılır. Üçüncüde ise bakın E3 bu sizin gelme açınız. Ancak biz buna yüzeyi yalayarak geçti diyoruz. Yüzeyi yalama şartının gerçekleşmesi için sizin gelme açınızın sınır açısına eşit olması lazım. Tekrar edersek, 3 numaralı ışının gelme açısı E3. E3 açısı sınır açısına eşit olduğu için kırılma açısı ne oldu burada? 90 derece oldu. Dediğim gibi biz buna yüzeyi yalama diyoruz. Bu durumda ışın iki yüzeyi ayıran çizgi üzerinde hareket eder. Şimdi dördüncü duruma baktığımızda burada ise gelme açımız I2, özür dilerim I4. Şimdi I4'ün özelliği şu, bakın burada tam yansıma gerçekleşmiş. Nasıl tam yansıma gerçekleşiyor? Gelme açısı buradaki açıya ne olmuş? Eşit olmuş. Ne zaman gerçekleşir bu durum? I4 açısı sınır açısından büyük olduğu için ışın aynı açıyla yüzeyden yansıma yaparak geldiği ortama geri dönmüş. Işının bu davranışı tam yansıma olarak adlandırılıyor. Yani şimdi tekrar bu
hepsini birden incelersem, burada yüzeylik geldiği için gelme açısı sıfır ve doğrultu değiştirmiyor. Burada gelme açısı sınır açısından küçük olduğu için diğer ortama geçiyor, normalden uzaklaşıyor. Burada ise gelme açısı sınır açısına eşit olduğu için iki ortam birbirinden ayıran çizgi üzerinde devam ediyor. Dört numarada ise gelme açısı sınır açısından büyük olduğu için aynı açıyla ortama geri dönüyor. Bunu da tam yansıma olarak söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Tam yansımanın etkisiyle oluşan olaylardan biri de serap olayıdır. Yazın güneşli bir günde asfalt bir yol üzerinde ileri bakıldığında görülen ama aslında orada olmayan su birikintisi görüntüsüne de serap olayı diyoruz arkadaşlar. Serap olayında asfaltın üzerindeki havanın sıcaklığı arttığı için hava genleşerek seyrekleşir. Bu şekilde asfalt üzerindeki havanın kırılma indisi daha yukarıdaki havanın kırılma indisinden küçük olur. Gökyüzünün alt kısımlarından gelen ışık ışınları asfalta yakın bölgede tam yansıma yaparak göze ulaşır. Bakın burada görüyorsunuz. Tam yansıma yaparak göze ulaşan ışık, görme sistemi tarafından ışığın geldiği doğrultunun uzantısından ve yolun üzerinden geliyor gibi algılanır. Gökyüzü mavi olduğundan yol üzerinde görülen mavilik su birikintisi sanılır. Asfalt üzerinde serap görülen noktaya doğru yaklaştıkça kırılan ışınlar göze ulaşamaz ve serap ne olacaktır arkadaşlar? Kaybolacaktır. Işığın tam yansıması teknolojide de kullanılan bir özelliktir. Işığın bir yerden başka bir yere iletilmesi için fiber optik kablolar kullanılır. Bakın fiber optik kabloda burada ışığın nasıl iletildiği gösteriliyor. Fiber optik kablolar cam veya saydam plastik maddelerden yapılır. Bir uçtan giren ışık ard arda tam yansımalar yaparak diğer uçtan çıkar. Fiber optik kablolar tıpta, endüstride ve iletişimde geniş kullanıma sahiptir. Telefon tellerinin ve televizyon sinyal kablolarının yerini alan fiber optik kablolar diğer kablo çeşitlerine göre veri kaybının az olmasını ve verilerin çok hızlı iletilmesine mümkün kılmıştır. Tıpta fiber optik cihazlar ulaşılamayan bir bölgedeki organları görüntülemek için kullanılır. Endoskopi cihazlarında ve laparoskopik ameliyatlarda görüntüleme amacıyla fiber optik kablolardan yararlanılır. Işığın tam yansıması olayı havuz aydınlatmalarında da kullanılır. Havuz tabanına yerleştirilen ışık kaynaklarından yayılan ışınlar su yüzeyinde aydınlık bir alan oluşturur. Özür dilerim. Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi. Işığın kırılmaya uğradığı yüzeyler şekildeki gibi birbirine paralel ise ışığın her geçişi için sinel bağıntısı ayrı ayrı yazılır. Yani ne demek bu? N1'den N2'ye geçerken, N2'den N3'e geçerken tek tek ne yapacağız? Sinel bağıntılarını yazacağız. Nasıl yazıyorduk? N1 çarpı sin teta 1 eşit olmalıdır N2 çarpı sin teta 2'ye. N2'den N3'e geçerken ise N2 çarpı sin teta 2 eşit olmalıdır N3 çarpı sin teta 3'e. Şimdi denklemleri alt alta yazdığınızda bakın sağ taraftakiler birbirine eşit. O zaman ne olacak? Sol taraftaki denklemlerin de birbirine eşit olması gerekecek. Yani N1 çarpı sin teta 1 eşit olacaktır N3 çarpı sin teta 3'e. Bu nedenle paralel yüzeylere sahip 3 ortamda kırılan ışın incelenirken N1 ortamından teta 1 açısıyla gönderilen bir ışın N2 ortamı ile ilgili yapılacak değişikliklerden etkilenmeden N3 ortamına teta 3 açısıyla geçer. Bu durumda N1 ve N3 kırılma indisi ortamlar arasındaki ilişki incelenirken kırıcılık indisi N2 olan ortam yokmuş gibi işlem yapılabilir arkadaşlar. Işığın şekildeki gibi paralel yüzlü saydam ortamlardan geçişinde K ortamından
L ortamına I açısıyla gönderilen ışının L ortamına geçişte kırılma açısı R oldu. Işın L ortamından tekrar K ortamına geçerken gelme açısı R olduğundan sinyal yasasına göre kırılma açısı I olacak şekilde geçer. Bu nedenle ışık gelme doğrultusuna paralel bir doğrultuda hareket eder. Işığın paralel olarak yer değiştirmesine paralel kayma adı verilir. Şimdi bakın I ile geldi, R ile kırıldı. Şimdi K'den L'ye geçti. L'den tekrar K ortamına gelirken burası R ise burası da R olacak. Ve o zaman ortamlar aynı. Otomatik olarak buradaki açı da yine ne olacaktır? I açısı olacaktır. Paralel kayma miktarı ki biz bunu delta x ile gösteriyoruz. Ortamın kalınlığına bakın D, I ve R açılarına bağlıdır. R açısı ise ortamların kırılma indisine bağlıdır. Paralel kayma miktarını arttırmak için yani delta x'i D arttırılmalı, I arttırılmalı, R azaltılmalıdır. R'yi azaltmak için ise az önce söyledik hani kırılma indislerine bağlı dedik ya R açısı. N1 azaltılmalı ya da N2 arttırılmalıdır arkadaşlar. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepler. İçi su dolu bir kuyuya veya havuza bakıldığında kuyunun veya havuzun derinliği olduğundan daha az algılanır. Böyle algılanmasının sebebi ise ışığın kırılmasıdır. Bir cismin bulunduğu ortamın kırılma indisi ile gözün bulunduğu ortamın kırılma indisi birbirinden farklıysa cisim olduğundan daha yakın veya daha uzak görülebilir. Ortam değiştiren ışık kırılıp göze geldiğinde göz cismi gelen ışınların doğrultusunda algılar. Bakın burada örneklerimizi koydum. Şimdi göz burada hava ortamında, balığa bakıyorsunuz su ortamında. Diğerinde ise su ortamında bir balığımız var, havada bir martımız var. Burada mesela gözlemci hava ortamında olan biz olabiliriz. Burada da gözlemci su ortamındaki balık oluyor arkadaşlar. Kırılma indisi küçük olan saydam bir ortamda, büyük olan düz yüzeyde saydam bir ortamdaki cisme, normale yakın bir doğrultudan bakıldığında cisim bulunduğu yerden daha yakın görülür. Örneğin akvaryumdaki balıklara üstten bakıldığında akvaryum tabanı ve suda yüzen balıklar bulundukları yerden daha yakın görülür. Kırılma indisi büyük olan saydam bir ortamdan küçük olan düzlem yüzeye sahip saydam bir ortamdaki cisme normale yakın doğrultuda bakıldığındaysa cisim bulunduğu yerden daha uzak görülür. Örneğin sudaki balıklar su yüzeyine yakın bir konumda uçan martıları daha yüksekte görülür. Şimdi bakın burada arkadaşlar tekrar üzerinden geçelim. Akvaryumdaki balıklara biz üstten baktığımızda balıkları normalden ne yapıyoruz? Daha yakında görüyoruz. Burada ise balık sudan havaya doğru martıya baktığında martıyı olduğu yerden daha uzak görüyor. Bunu mesela denize girdiğiniz zaman işte yukarıdan ayaklarınıza baktığınızda da görebilirsiniz. Bugünlük konumuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.